Senelerdir tarikatlar üzerine oyun oynuyor yurt dışı güçler. Niye peki oynuyor? Türkiye'nin tarihine bakın. 10 senede bir tarikatta ajanlar gönderip oyun yapıyorlar. Niye peki? Neden? Çünkü asli İslam'ı bozamadıkları tek nokta orası. Tek nokta orası. Melemen olaylarında Esad Erbili Hazretleri gördüler. Kenan Evren diyor. Üstad Necip Fazıl diyor, anlatıyor. Ha bir de öyle diyor Mustafa İslamoğlu. Yetiştirdiğiniz bir adam var mı falan filan. Ya bizim adamlarımıza siz adam demiyorsunuz zaten. Nasıl biz size demiyorsak. Ama bak Necip Fazıl. Değil mi? Her konuda, her noktada söz söylemiş. Üstad Necip Fazıl. Kim yetiştirdi? Arvasi Hazretleri. İbrahim Hakkı Hazretleri. Nice var ya bir sürü. Sen tarikatları nasıl laf atabilirsin? Ve Türkiye'deki yaşayan Osmanlı torunlarına söylüyorum. Böyle bir adam tarikatlara laf atıyor da siz nasıl susabiliyorsunuz yani? Biz her zaman zevk ile seyrettiğiniz bir dizi var, Ertuğrul dizisi. Değil mi? Ertuğrul Gazi Han Hazretlerini anlatıyor. Ertuğrul Gazi kimin emrindeydi, kimden ışık alıyordu? Şeyh Edebali Hazretlerinden. Şeyh Edebali Hazretlerinden. Ve Ertuğrul Gazi, Osman Gazi Han cennet mekan hazretlerine, ileride büyük bir devlet haline gelecek olan beyliği teslim ederken ne diyor? Tarikatlar batırmış ya bu ülkeyi göya. Ne diyor? Beni kır, şeyhimi kırma. Beni kırarsan kırılır, gücenirim. Şeyhimi kırarsan diyor, gözlerim sana bakmaz olur. Baksa da görmez olur diyor. Devlet emanet ederken yaptığı nasihate bakın. Tarikatlar bize zarar vermiş. Tarikatlar bize zarar vermiş. Yıldırım Bayezid Han Cennet Mekan Hazretleri sefere çıkacak. Emir Sultan Hazretleri gitmeyin diyor. Savaşmayın diyor. Ne diyor? Dördüncü padişah. Ok yaydan çıktı artık diyor. Neticede Moğol'a esir düştü. Değil mi? Ne oldu? Osmanlı Devleti'ni ocağı sönüyordu neredeyse. Bu Mustafa İslamoğlu gibi yapıda olan insanlar hani diyor ya Fethullah Hoca gibi adam mı çıkartacaksınız falan. Eğer bizim evliyayı kiramımız olan Seyyid Emir Sultan Hazretleri bunların anlayışında olsaydı devletin başına otururdu. Hem de Yıldırım Bayezid Han'ın damadıydı kendisi. Ne yaptı? Çelebi Mehmet Han Hazretlerini hazırladı da oturttu o fetret döneminden sonra. Tahta da devleti ayağa kaldırttı. Tarikatlar zarar vermiş. Bir sürü ne kadar şanlı halimiz, ahvalimiz varsa hep evliyayı kiram destek olmuştur.